Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere ses bilgisi ile ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisinde aynı sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem de ünsüz sertleşmesi vardır? Yoldan kal, yoldaştan kalma ifadesinde bakın. Yoldaştan derken burada ünsüz benzeşmesi vardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Sözü söyle alana, kulağında kalana. Arkadaşlar kelimenin kökü kulaktır. K sesinin yumuşadığını görüyoruz. O yüzden burada da ünsüz yumuşaması vardır. Bunu da elemiş oluruz. Ateş düştüğü yeri yakar, dursun. Akıl yaşta değil, baştadır ifadesinde. Yine bakın burada ünsüz benzeşmesi var arkadaşlar. Yine yaştadır derken burada da ünsüz benzeşmesi var. Bunu da elemiş oluruz. Köpeğin ahmağı baklavadan pay umar ifadesinde ise ahmaktır. K sesinin yumuşadığını görüyoruz. Köpektir. Yine K sesinin yumuşadığını görüyoruz. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Şimdi düştüğü kelimesine bakacak olursak bakın şurada arkadaşlar ne var? Benzeşme var. K sesi de yumuşak Y'ye dönüştüğü için burada da ünsüz yumuşaması vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi ünsüz değişimine uğramamıştır? Derinden dursun. Kelebeğin derken bakın arkadaşlar K sesi yumuşayarak yumuşak Y'ye dönüşüyor. Dolayısıyla burada ünsüz değişimi vardır. Bunu elemiş oluruz. Kalbimizin derken kelimenin kökü kalptir. P sesi yumuşayarak B'ye dönüşmüş. Burada da yumuşama vardır. Yani ünsüz değişimi vardır. Bunu da elemiş oluruz. Toprağa derken kelimenin kökü topraktır. K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Aynı zamanda buna ünsüz değişimi de denir. Bunu da elemiş oluruz. Zeybeğin derken kelimenin kökü zeybektir. K sesi yumuşak G'ye dönüşmüş, yumuşamış. Buna ünsüz değişimi denir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat derinden kelimesinde herhangi bir yumuşama yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz düşmesi vardır? Meslektaşına derken arkadaşlar bakın burada ünsüz benzeşmesi var. Ünsüz düşmesi yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Arkadaş derken burada da ünsüz düşmesi yok. Bunu da elemiş oluruz. İşteş derken benzeşme olduğunu görüyoruz. Fakat ünsüz düşmesi yok. Bunu da elemiş oluruz. Özdeş derken burada da arkadaşlar herhangi bir ünsüz düşmesi yok. Bunu da elemiş oluruz. Adaşım derken bu arkadaşlar addaş'dan gelir. Dolayısıyla buradaki D'nin düştüğünü görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıda verilen isimlerden hangisine etmek yardımcı fiili eklendiğinde ötekilerden farklı bir ses olayı ortaya çıkar? Arkadaşlar seyretmek dersem i ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Kaybetmek dersem i ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Sabretti dersem i ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Nakletti desem yine i ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Görmüş olduğunuz gibi A, D, E ve B, C seçeneklerinde ünlü düşmesi var. Fakat zannetmek dediğimde ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ünsüz türemesi var. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala örnek verilemez demiş. Açıklamada arkadaşlar bize ünsüz yumuşamasından bahsediyor. Sözcüklerin sonuna isterseniz ünlü bir harf getirelim. Geçidi olur. Bakın buradaki T'nin yumuşayarak D olduğunu görüyoruz. Burada ise kabuğu olur. K'nin yumuşayarak G olduğunu görüyoruz. Burada kitabı olur. P'nin B olduğunu görüyoruz. Rengi olur. K'nin G olduğunu görüyoruz. Fakat sanatı dediğimde buradaki T yumuşamıyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. P, Ç, T, K ünsüzlerinden biriyle biten bazı sözcüklere ünlü ile başlayan bir çekim veya yapım eki getirildiğinde
Sözcüğün sonundaki P, Ç, T, K ünsüzleri B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşmez. Buna ünsüz yumuşamasına aykırılık denir. Arkadaşlar, buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ünsüz yumuşamasına aykırı değildir demiş. Burada baskı hatası var arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Başarının ölçütü kişiden kişiye değişir. Bakın, yumuşaması gerekirdi, yumuşamamış. Burada aykırılık var, bunu elemiş oluruz. Yazarın son yapıtı birçok kişice okundu ifadesinde yine yumuşama olmadığını görüyoruz. Aykırılık var, bunu da elemiş oluruz. Aldığı iki tiyatro biletini bana verdi. Yine bilet derken bakın yumuşamamış, burada da bir aykırılık var, bunu da elemiş oluruz. Şiirde kelimelerin ve seslerin ahengi önemlidir. Ahenk derken K ile bitiyor. K, G olmuş, yumuşamış. Dolayısıyla burada ünsüz yumuşaması vardır. Aykırı değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kelimelerin içi yazarken dolar diyordu ifadesinde ise bakın arkadaşlar, iç sözcüğü burada yumuşamamış. Burada da bir aykırılık var. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. 7. soru. Tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz yumuşaması olmaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uymayan bir kullanım vardır? Sabahtan beri bir şey yemediğim için açım dedi. Bunu elemiş oluruz. Tespite göre keçi sütü anne sütüne en yakın süttür. Bunu da elemiş oluruz. Çok yorgun olduğu için kanepede içi geçmiş. Burada da yok. Bunu da elemiş oluruz. Öğrencilerin kaçı matematik dersinden zayıf almış? Burada da yok. Bunu da elemiş oluruz. Çoğu insanın saçı daha yaşlanmadan ağrır ifadesinde burada arkadaşlar çok ve ak sözcüklerine bakalım. Çok ifadesine bakın, K sesi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Yine ak, K sesinin yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla iki sözcük de tek heceli ve yumuşama olmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümlelerin hangisinde veya hangilerinde altı çizili sözcüklerde ünsüz düşmesi vardır? Gülücük ifadesinde arkadaşlar kelime gülüşten gülücük olur. Ş sesi düşmüştür. O yüzden biri alabiliriz. Kaldırıp ifadesinde kelimenin kökü nedir? Kalktır. K sesi düşmüştür. 2'yi de alabiliriz. Getirdi kelimesinde kelimenin kökü geldir. L sesi düşmüştür. Bunu da alabiliriz. Yanlış sözcüğünde ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. I sesi düşmüştür. Sararmak kelimesinde ise yine ünlü düşmesi var. Sarıdır. I sesi düşmüştür. O yüzden 4 ile 5'i elemiş oluruz. 1, 2, 3'ün yer aldığı B seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 9. soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur? Zevkini derken buradaki ne kaynaştırma ünsüzüdür? Bunu elemiş oluruz. Mabedin içini derken N sesi kaynaştırma harfidir. Bunu da elemiş oluruz. Senin sinirlerine derken dursun. Anlayan derken Y sesi kaynaştırma harfidir. Bunu da elemiş oluruz. Musiki yerine derken N sesi kaynaştırma harfidir. Bunu da elemiş oluruz. Senin sinirlerini ifadesinde ise bakın, senin sinirlerin dediğimde buradaki in ekinin ne olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İyelik eki olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada kaynaştırma ünsüzü yoktur. İn eki iyelik ekidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cıkcık ekin alan sözcükte ötekilerden farklı bir ses olayı vardır? Küçücük çocuğa herkes acıdığı için para veriyordu cümlesinde bakın. Küçücük sözcüğüne bakacak olursak kelimenin kökü küçüktür. Dolayısıyla K sesi düşmüştür. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünsüz düşmesi diyoruz. Bebeğin minicik ellerini sevgiyle tutmuştu annesi. Minicik kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü miniktir. Yine ünsüz düşmesi var. Alçacık bir tepenin üstüne çıkıp bizi seyrettiler. Alçacık kelimesinde kelimenin kökü alçaktır. K sesinin düştüğü görülmektedir. Buna da ünsüz düşmesi denir. Biricik kızını çok özlediği için onun yanına gitmişti ifadesinde. Bakın, biricik sözcüğüne baktığımızda iyi ünlüsünün türediğini görüyoruz. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Ünlü türemesi diyoruz.
Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Ufacık boyuyla önüne gelene kafa tutuyordu ifadesinde ise yine ufacık kelimesine bakacak olursak K sesinin düştüğü görülmektedir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. 11. soru, üleştirme sayı sıfatı eki RR2 ünlüyle biten sayılara eklendiğinde araya Ş harfi girer. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala örnek olabilecek bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Öğretmenimiz bizlere 6'şar kalem dağıttı. Bakın 6'dır. Ş sesi araya girmiş. Bunu elemiş oluruz. Hepimizden piknik için 50'şer lira topladı. 50 araya Ş sesi girmiş. Bunu da elemiş oluruz. Kültür merkezinde 70'er kişilik salonlar vardı. Dursun. Öğretmenler sınav için 2'şer soru hazırladı. 2'dir araya Ş sesi girmiş. Bunu da elemiş oluruz. Çalışmaları için öğrenciler 7'şer gruplara ayrıldı. 7'dir araya Ş sesi girmiş. Bunu da elemiş oluruz. Kültür merkezinde 70'er kişilik salonlar vardı ifadesinde ise arkadaşlar kelime 70'tir zaten. Ş sesi araya girmemiş kelimenin kökünde var. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru, Türkçe'de isim tamlamalarında tamlayanda N, tamlananda ise S kaynaştırma ünsüzleri kullanılır. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi hem tamlayanda hem de tamlanan olduğunda bu açıklamaya aykırı olur demiş. Arkadaşlar sözcüklere şöyle bir baktığımızda su kelimesi dikkatimizi çekiyor. Onun suyu dersem, bakın suyu dediğim için bu nedir arkadaşlar? Tamlanandır. Görmüş olduğunuz gibi Y kaynaştırma harfini alıyor. Peki ben suyun rengi desem arkadaşlar bu sefer de suyun sözcüğü burada nedir? Tamlayandır. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine Y sesini aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu açıklamaya aykırı bir kullanımdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru, üçüncü kişi iyilik eki alan sözcüklerin sonuna ile getirilince araya Y koruyucu ünsüzü girer ve ilenin başındaki İ ünlüsü düşer. Bu sözcükler büyük ünlü uyumuna uyar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır demiş. Romanla kelimesine bakacak olursak araya Y kaynaştırma ünsüzünün girmediğini, iyilik eki almadığını görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Yine gürültüyle kelimesine bakacak olursak Y kaynaştırma harfi girmiş fakat iyilik eki yok. O yüzden bunu denemiş oluruz. Babayla sözcüğünde yine araya Y kaynaştırma harfi girmiş. Büyük ünlü uyumuna uyuyor fakat iyilik eki almamış. O yüzden bunu denemiş oluruz. Elmayla sözcüğüne bakacak olursak yine Y kaynaştırma harfini almış fakat iyilik eki yok. O yüzden bunu denemiş oluruz. Öğretmeniyle ifadesine bakacak olursak bakın Y kaynaştırma harfidir. Onun öğretmeni dersem buradaki i nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi iyelik eki ile ilenin arasında Y kaynaştırma harfi giriyor. İ düşüyor. Büyük ünlü uyumuna uyuyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin son sorusuna geldik. 14. soruya. Türkçe'de B ünsüzü kendinden önce gelen N ünsüzünü M ünsüzüne dönüştürür. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük bu açıklamaya örnek olarak gösterilemez demiş. Sümbüllerin ifadesine bakın böyle bir kullanım olduğunu görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Kamburu ifadesinde de böyle bir ifadenin olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Bembeyaz dursun, saklambaç derken yine böyle bir kullanımın olduğunu görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Zambaklar derken yine böyle bir kullanım vardır. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi bembeyaz sözcüğüne bakacak olursak arkadaşlar sözcüğün ilk ünlüsüne kadar olan kısmı alıp başa yazmış. Araya MPRS ünsüzlerinden M'si girmiş. Yani burada ne var arkadaşlar? Hatırlayacağınız gibi kurallı pekiştirme var. Burada arkadaşlar MN değişimi yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.